Değerli Hazrum, değerli Sakaryaspor taraftarı ve delegeleri, mümtaz basın organları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısa konuşacağım, öz anlatacağım. Ersin Bey'in bıraktığı yerden söyleyeyim. Benimle bir alıp veremediğin varsa gelip buradan söylersin. Benim nasıl küme düşürdüğüm belli. Otur yerine. Konuşma. Sakın hitabetine dikkat et. Dikkat et. Ne diyeceklerime dikkat et. Müdahale edin. İyi müdahale ediyor. Bu takımın Allah. Hep kime bir sürü sakalar konuşuyorsun. Alistan. Bu takımın altyapısını düzeltmeden en ufak bir şey yapacak hali yok. Altyapıyı kurmadan, altyapıyı düzgün bir hale getirmeden mümkün değildir. Bizim eğer altyapımızdan yetişen futbolcular şu anda elimizde olmuş olsaydı çok daha değişik yerlerde olurdu. Maalesef altyapıdan yetişen oyuncular buradaki bir takım beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından dışarıya peşkeş çekiliyor. Yetkililerin bunun önüne geçmesi lazım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Sayın arkadaşımın içinde kalmış demek ki amatör yöneticiydim. Ben amatör yönetici falan değilim. 14 yıl Sakaryaspor'da yöneticilik yaptım. 1 yılda başkanlık yaptım. Bir şey daha işaret edeyim. Bugün 21 Haziran. Sakarya'nın kurtuluşu. Bugün Sakarya'nın kurtuluşu. 2 tane, 3 tane başkan adayımız var. Bu başkanlardan hangisi seçilirse seçilsin, Sakaryaspor kurtuluş gününde seçtiği başkanla bir üst lige çıkmak üzere hareket edecektir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bizim gönlümüz bir üst ligdedir, daha üst ligdedir. Bunu yapabilecek olan arkadaşlara saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli delegeler, şu boş alanda şeyden başka kimse kalmasın. Hüdalardı Bey, konuşma sırasını hüdalardı Bey'de.